Merhaba arkadaşlar, bugün Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. Yaklaşan üniversite sınavı ve tercih dönemi vesilesiyle bugün sizlerle bir Çukurova Üniversitesi turu yapmak istedim. Sizlere ulaşım, eğitim, içeride neler var, neler yapabilirsiniz, nasıl gelebilirsiniz ve ev, yurt tarzında şeyleri tanıtmak istedim. Üniversitede ortalama 54 bin civarı öğrenci var. Genelde lisans bölümleri içeride ana kampüste bulunuyor. Sadece hukuk fakültesi birazcık dışarıda, o yüzden ulaşım biraz sıkıntı olabiliyor. Onun dışında şehrin genellikle her tarafından ulaşım var. Sadece birazcık kalabalık oluyor. Devamı içeride. İçeride Starbucks ve Soulmate de var. Starbucks karşıda, biraz yazıları silinmiş ama var yani sonuç olarak. Burası bahar şenliklerinin yapıldığı yer. Şu tarafta da amfi var. Genelde konserler falan oluyor. Böyle çifte telli oynuyorlar, ne bileyim. İşte en sonunda halay falan çekiyorlar. Burası öyle bir alan. Gençler eğleniyor falan. Burası da üniversitenin merkez kısmına yaklaşan yer, yani çıkan yer. Yemekhane, bir de çarşı gibi bir yeri var, oraya çıkıyor. Burası da üniversitenin çarşı kısmı, yeni yapılmış. Şöyle Soulmate var, yemek yiyeceğiniz bir yer var, reklam yapmayalım. PlayStation kafe var, O Ses Çiçek'te var, bir tane de saat kulesi var. Saat yok ama neyse. Şu tarafta da, şöyle gel, burada kulüpler oluyor üniversitenin ilk haftalarında. Standları falan oluyor kulüplerin. İyi olmanızı öneririm. İlk başlarda iyi oluyor. Burası da üniversitenin yemekhanesi. Öğlen 12-1 arası falan filan oluyor genelde bütün üniversitelerde. 2 liraymış burada öğrenci yemeği. Table dot şeklinde geliyor zaten her yerde. Buradaki yemekleri beğenmezseniz az önce gösterdiğim yerlerden de yiyebilirsiniz. Bazı şeyler de var zaten. Makinelerin adı neydi, unuttum onları. Otomatlarda da yemekler oluyor. Onlardan geçinebilirsiniz. Ne diyecektim? Ama burası çok kalabalık oluyormuş. Öğlen zamanları, yemek zamanları. Biz bu üniversitede nerede fotoğraf çekilecek derseniz, işte burası var. Burası Turkuaz Kafe'nin terası oluyor sanırım. Turkuaz Kafe diye bir yer var. İktisat balkonda. Yani genelde şu balkonda fotoğraf çekiliyor. Şöyle aşağı doğru bakınca muhteşem bir manzara var zaten. Son olarak yanımda yaklaşık 85-86 senedir, yani takribi o kadar, bu üniversitede okuyan arkadaşım Ahmet var. Ahmet kim? Ahmet kim abi? O son olarak bize son ayrıntıları ve kısa bir bilgi olarak bizi bilgilendirecek. Buyur Ahmetciğim. Şimdi arkadaşlar, ben yaklaşık 5-6 senedir İBF'deyim. Çukurova'da. Yani genel olarak baktığımda kampüs vesaire güzel, yani yeşillik alan, evet, vesaire, manzarası, her şeyi çok hoş. Çok iyi, biraz ben mesela şey, biraz hayvansever bir insanım, kediler, köpekler olsun. Hı-hı. Yani yemek yerken biraz masum duruyorlar falan, büyük ihtimal öğlen yemeklerinizi falan. Yemeğin yarısı gidiyor. Aynen, yiyemeyeceksiniz.
Haliyle besliyoruz hayvanları. Güzel, çok güzel. Yani üniversiteden genel olarak memnunum. İBF'yi tercih edecekseniz gelmeyin. Çünkü buradakiler gerçekten insanı hayattan bezdiriyorlar. Ya ondan bahsedeyim. Onun haricinde renkli bir kampüs burası. Bahar şenlikleri olsun, ortam olsun falan. Adana'nın insanları da sıcak zaten. Tercih edebilirsiniz yani. Gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi İBF'den kaçının. Geri kalan fakültelere hepinizi bekleriz yani. Peki bu üniversite öğrencileri genelde nerede kalıyor? Hani ev olarak, evde kalmak isterlerse. Yani ev olarak genelde beyaz evler. Orada Çukurova'nın. Barajol tarafı. Aynen. Aynen. Meslek yüksek okulları vesaire var. Siteler de var genelde, öğrenci siteleri. Gayet apartmanlar iyi. Apartmanlar birer tüyler. Fiyatlar nasıl peki? Ya genelde eşyasız falan tutarlarsa 600-700 o dolaylar. Eşyalı evlerde bildiğim kadarıyla 1000-1500 arası vesaire boyutuna zaten göre işte. Zaten üniversitenin civarında yani yakın taraflarında ev yok değil mi? Aynen, kampüs biraz şehir dışına doğru kalıyor. Aynen. Yani ulaşım vesaire sıkıntı oluyor, ondan da bahsedelim. Mesela sabah saatlerinde derse geldiğinizde kalabalık. Aynen, tek şerit git, tek şerit gel şeklinde. Köprüde zaten girişte çekmiştik görüntüleri. Aynen. Yani tek şerit bir yol olduğu için büyük ihtimal bir yarım saatiniz falan orada geçecek trafikten dolayı. Yani onun haricinde pek bir sıkıntısı yok yani. Güzel, gayet iyi bir üniversite. Ben memnunum, öyle diyeyim. O yüzden uzattım zaten. Videonun sonuna geldik. Son olarak ben benimle beraber gelen arkadaşlarımla puanlama yapmak istiyorum. Ben bu üniversiteye 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Ahmetciğim kaç veriyorsun? İBF hariç 10 üzerinden 8,5. Çok iyi. Kameraman Bey, siz ne diyorsunuz bu olaya? Yani ben de bir 8-9 veririm. 8-9 diyorsun. Ortalama 8-9 civarıdırız zaten. 8,5. Doğru mu? Yani, yani bu üniversitede 5 yıl geçer. Güzel geçer.